Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. 60 teste TET Biyoloji serisinin 8. testimizde karşınızdayız. Enzimler bir testi. İlk sorumuz tabii ki antikordan. Yukarıdaki şekil enzim substrat kompleksini şematize etmektedir diyor bize. Enzim gördüğünüz gibi üst taraflara substrat. Burada da enzimle substrat birleşmiş. Buna göre bu şekil aşağıdaki seçeneklerden verilenlerden hangisini kanıtlamak için kullanılabilir? Bakalım. Enzimlerin aktivasyon enerjisini düşürmeleri. Bilgi doğru bilgi ama Yukarıdakinden buna uzanabilir miyim? Kesinlikle uzanamam. Enzimlerin tekrar tekrar kullanabildiğinden bilgi doğru bilgi ama yukarıdakiyle bir bağlantı yok. Enzimler evet özgürlüğü bak şimdi. Enzim substratına özgüdür. Gördüğün gibi arkadaş enzimle substrat anahtar kilit uyumu gibi birbirlerine kendileri uyumludur. Gördüğün gibi şak diye oturdu oraya. Bu da enzimin substratına özgü olduğunu gösteriyor resim. Alttakiyle birebir uyumlu. Enzimler protein yapılıdırlar. Bilgi doğru. Enzimlerin sıcaklığından etkilendiği doğru ama yukarıyla bir bağlantısı yok maalesef. İki numaralı soru bir holoenzim yani bileşik enzim molekülünün yapısı aşağıda verilmiş. Gördüğün gibi aktif merkez şu kısım. Şurada yardımcı kısım mavi ile gösterilen kısım. Substrat var tam işte enzim substrat uyumu yapılmış. Apoenzim kısmı da şurada kırmızı ile pembe koltuk gibi olan yer. Aktif enzim kısmı holoenzim verilmiş burada. Şimdi buna göre holoenzimlerle ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır? Enzimlerin etki ettiği substratlar Organik ya da inorganik yapılı olabilirler. Mi? evet, olabilirler. Subsat dediğimiz madde inorganik bir madde de olabilir. Organik bir madde de olabilir. Bilgi doğrudur. Sıkıntı var mı? Yok. Enzimlerin substratını tanıyan kısma protein denir. Evet doğru genç arkadaşlar. Enzimin substratı tanıyan kısmı protein. Yani apoenzim kısmı şurasıdır diyeceğiz. Burada herhangi bir problem yok. Enzim subsat kısmında aktif bölge denilen cep şeklindeki özel bir bölüm bulunur. Evet şurada gördüğünüz gibi resimde de vermiş bize. Asıl etkiyi yapan aktif merkez substratı ürüne dönüştürür demiş. Doğru mu? Yanlış. Asıl etkiyi kim yapar genç arkadaşlar? Bileşik enzimlerde yardımcı kısım yapar. Yardımcı kısım asıl etkiyi yapan kısım burasıdır. Aktif merkez değil genç arkadaşlar. Enzimler substratlara hidrojen bağları ya da geçici kovalent bağları ile aktif merkezlerinden bağlı. Evet aktif merkez bağlantı işini yapar gençler. İşi yapan adam yardımcı kısımdır. Onu tanıyacak olan yani subsatı tanıyacak olan, bulacak olan kişi ise apoenzim. Bulur, bağlar, parçalar. Devam. Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerden biri değildir? Sıcaklık etkiler değil mi? 0 ile 55 derece sıcaklık arasında demiştik. Şöyle bir grafiği var. pH evet 0 ile 14 derece 14 arasında bir pH var. 0-2 kuvvetli asit, 12-14 kuvvetli baz. Bu aralarda sıkıntı çıkıyordu. Enzim derişimi Evet genç arkadaşlar enzim yoğunluğu enzim çok fazlaysa reaksiyon hızı artıyordu. Substrat yüzeyi evet substrat yüzeyini artıracakça reaksiyon hızı da yükseliyordu. Ancak canlının büyüklüğü ile alakası yoktur bunun. Bakterilerde de o enzim varsa glikoliz enzimi aynı işi yapıyor. E, hayvanlarda da aynı işi yapıyor. Bitkilerde de aynı işi yapıyor. Enzimlerle ilgili aşağıda verilen hangisi? Yanlışlar. Biyokimyasal reaksiyonları başlatırlar. Küllin yanlışı. Yanlış. Reaksiyonu başlatmazlar. Reaksiyonu kim başlatır arkadaşlar? Aktivasyon, aktivasyon enerjisi başlatır. Enerjisi. Bu enerji başlatır. Enzim ne yapıyor? Aktivasyon enerjisini düşürüyor. Atıyorum 500 iken 300'e düşürmesine yarıyor. Ama başlatan enzim, başlatan enzim, değil. Aktivasyon enerjisi. Etki ettiği maddeye substrat denir. Biyolojik katalizördür evet. Reaksiyonu hızlandırır. Değişmeden çıkar. Aktivasyon enerjisini düşünür. Tamam düşürür. Organik yapılı bileşiklerde evet. Protein yapılı oldukları için böyle diyeceğiz. Geldik 5 numaraya. Aşağıda verilen A ve B. Deney kaplarında uygun ortam sağlandıktan sonra birine bakteri hücresi konulur. Diğerine aynı bakteri hücresinin özütü konulurmuş. Ve üzerlerine şeker çözeltisi ilave edilir. Bir süre sonra her iki kapta da gaz birikimi olur. Yani ne diyor bize? Her iki kapta da çalışma var diyor. Reaksiyon var diyor. Reaksiyon var. Zaten genç arkadaşlar bak buraya bakteriyi koymuş. Buraya da bakteri özütünü koymuş. Bakteri özütü dediği içerisinde bakterinin enzimlerinin bulunduğu yapıdır. İkisinde de gaz çıkışı olduğunu ifade ediyor Bu ne demek gençler? İkisinde de reaksiyon var, ikisinde de çalışma var. Diyor ki buna göre deney sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? Enzimler reaksiyonun sonunda değişmeden çıkarlar. Bununla bir alakası var mı bu durumun? Bağlantı kuramadım. Enzimler tersini çalışırlar. Yani diyor ki A'dan B'ye doğru gidişi de yapar da diyor. B'den A'da da gelişi de yapar diyor. Bilgi doğru bilgi ama buradan bir anlam veremedim. Enzimler hücre içinde hücre dışında çalışabilir. Evet bak burada sır küpü. Hücre içinde ve dışında çalışabiliyor. Dışında değil mi? Bak burada hücre bakteri hücresinin içerisinde reaksiyon yapmış. Burada da bakteriden enzimi çıkarmışlar. Koymuşlar bakteri üzüntü şekline. Yine enzim çalışmış. Burada hücrenin içinde çalışmış. Burada da hücre dışında çalışmış. Aradım, cevap bu. Enzimler reaksiyonları çok hızlı gerçekleştirirler. Tamam bilgi. Enzimler takım halinde çalışırlar. Bilgi doğru. Aynen öyle. Ancak burayla bir bağlantı yok. Geldik altın sorumuza. Altın sorumuz ne diyor? Aşağıda verilen organik moleküllerden hangisi koenzim olarak görev alır demiş. Hangisi? Hangisi koenzim organik moleküllerden? Şimdi koenzimin mantığını bir anlayalım genç arkadaşlar. Neydi? Ne demeye çalışıyorduk? Enzimin yardımcı kısmı. Doğru mu? Koenzim dediğimiz kısım bu. E, organik olması lazım. Organik olacaktı ki buna koenzim diyoruz. Kofaktör dediğimiz zaman da ne olacaktı? İnorganik madde olmuş olacaktı. Şimdi aşağıdakilerine bakalım. Teker teker de hepsini bir inceleyelim. Bir numara kimden başlayalım? Glikozdan A şıkkından başlayalım. Glikoz dediğiniz herhangi bir şekilde genç arkadaşlar enzimin yardımcı kısmı olarak kullanılabiliyor mu? Hayır kullanılamıyor değil mi? Solunumda enzimlerin parçaladığı madde olarak kullanabiliyor mu? Enzimin yardımcı kısmı olarak hiçbir zaman kullanılamaz. Riboz dediğimiz neydi? 5 karbonlu şekerdir. RNA'nın ve ATP'nin yapısında olurdu. Ancak enzimlerin yardımcı kısmı olarak kullanıldığına hiç denk gelmedik. Deoksiriboz dediğimiz neydi? Yine aynı şekilde 5 karbonlu şeker bu da genç arkadaşlar. Bu da DNA'nın ve DNA'nın başka bir şeyin yapısında olmaz. Bazı yok. B1 vitamini genç arkadaşlar koenzim olarak kullanılanlar ya vitaminler olarak biliyoruz biz bunları, vitaminler yardımcı kısım olarak kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de B1 vitamini olarak yazmışlar. Kofaktör deseydi bize de mineraller diyecektik değil mi? Vitaminler dediği zaman genç arkadaşlar koenzim aklımıza bu gelecek. Mineraller dediği zaman da mineralleri verirse de yarın bir günde kofaktör olarak da kofaktör olarak da bunu sorabilir bize. O zaman B1 vitamin enzimin yardımcı kısmı olarak kullanılabiliyor mu? Pek tabii ki kullanılabiliyor. Gliserol dediği neydi? 3 karbonlu bir yağ idi değil mi? Bu var arkadaş yağın monomerlerindendi. Gliserol artı yağ asitleri trigliseriti meydana getiriyordu. Bu da enzimlerin yardımcı kısmı koenzim olarak görev yapmaz gençler. Görev yapanı sormuştu bize cevabımız denizli olacak diyoruz gençler. Yukarıda verilen iki durumun temel nedeni enzimlerin hangi özelliğinden dolayıdır diyor. Bakalım kurutulan meyve kurutulan ne demek? Suyu alınan doğru mu? Suyu alınan alınan soru burada zaten yapıştım ben soruya. Sebzeler yaş meyve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanırlar. Evet suyu çektiğin zaman enzim su ilişkisi. Suyu aldığın zaman enzimler çalışamaz. Çalışamadıkları zaman da ortamda bozulma olmaz. Reçel, bal, pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre kalır. Kaliteli reçel, bal, pekmezin içerisindeki su miktarı genç arkadaşlar %15'in altındadır. Doğal olarak altında olduğu için de bu ortamda gençler bakteri üremez. Üremez bak. Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altına düştüğünde yavaşlar. Yani. Aynen öyle yapıştırdım. Enzimlerin çalışması için %15 su lazım. Yukarıda verilenler de bunlardır. Arkadaşlar binlerce yıldır bu böyle kullanılır. Ya tuzlarlar besinleri ya toprağın altına koyarlar. Suyunu çekerler. Kışı saklayabilmek için bunlar. suyu tutarsan hemen bozulur. Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı ve gerçekleşir. Tamam bilgiler doğru. Enzimler sütratı arasında anahtar kilit uyum var. Her farklı enzim farklı bir substrata özgüdür. Etki eder doğru. Bilgiler doğru. Ama yukarıda anlatılan A şıkkında. Verilenlerden hangileri bütün enzimler, bütün enzimler için doğrudur demiş. Canlı sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlere enzim denir. Tepkimelerden değişmeden çıkarlar. Evet doğru. Bütün enzimler tepkimelerden değişmeden çıkar. Reaksiyonları başlatırlar. Hayır bunu başlatmadıklarını az önce ifade ettim. Hücre dışında da çalışırlar. Bazıları çalışır, bazıları çalışmaz. Genç arkadaşlar bazıları hücre içinde çalışır, bazıları hücre dışında çalışır. Bütün enzimler için hücre dışında çalışır demiyoruz. Enzimler hücre dışında da çalışır. İfade doğrudur. Ama bütün enzimler için demiş. Bak burada gördüğün gibi. Bütün enzimler için hücre dışında çalışır diyemiyoruz gençler. Niye? Mesela dehidrasyon sentez reaksiyonları var değil mi? Sentez reaksiyonları hücre dışında olmuyor. Çünkü orada o enzim çalışmıyor. Tersini çalışırlar. Evet bazı enzimler tersini çalışır. Bazı enzimler çalışmaz. Mesela sindirim enzimleri tersini değillerdir. Sadece parçalarlar yani tersine bir de yapma yolunda değiller. O zaman ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu bizim için. Geldik 9'a. Yukarıda gösterildiği gibi sınırlı miktarda maltaz. Maltaz enzimi sınırlıymış. Bak sorunun sırrı burada. Sınırlı miktarda maltaz var. Üstüne de İstediğin kadar maltoz koy. Reaksiyon sonsuza gider mi? Böyle gitmez. Niye? Bir yerden sonra burada bir sınırlandırıcı var. Sınırlandıran kim? Enzim. Bak burada demiş sınırlı miktarda maltaz. Sınırlı koyduğun için bir yerden sonra sabit olmak durumundadır. Böyle olmaz azalmaz. Böyle artar yine azalmaz. Böyle bir durumda söz konusu değildir. Ama önce hızlı bir şekilde artacak. Sonra enzim sınırlandırıcı olacak. Bunu şöyle düşünün. Bir atölyedesiniz, işte 3 kişi çalıştırıyorsunuz. E, sınırsız sayıda ham madde yetirdim. Bir yığdın oraya tırlarca malzemeyi. E, reaksiyon hızlanacak mı? Yok, içeride çalışan 3 kişi var. Bunların maksimumuza ulaştıktan sonra yapabilecekleri bu. Adları hıdır, elinden gelen budur yani. Aşağıda bir gen bir polipeptit hipotezine göre arjin sentezi gösterilmektedir. Ne oluyor burada gençler? Genler enzimleri üretiyor. Enzimler de e, ürünlere dönüştürüyor. Örnek verelim enzim 1 gen 1'den üretiliyor. Öncü maddeyi alıyor ornitine çeviriyor. Enzim 2 ornitini sitruline çeviriyor. Sitrulini de enzim 3 alıyor yapıştırıyor arjine çeviriyor. Belirli bir zaman sonra sitrulin üretim hızının azaldığı görülmüş. Ha, sitrulin azalmış. Şimdi şu arkadaşı azaldıysa bunun temel sebebi nedir? Ya enzim 2 üretilmiyor ya gen 2'de bir bozukluk meydana gelmiş ya ornitin ortamda yok. Bunun dışında başka bir sebebi olamaz yani. Çeşitli sebeplerle onitin miktarını azalmıyor. Evet, onitin azalırsa burada istediğin kadar enzim olsun bunu buna çeviremez. Bu doğru. Gen 2'nin mutasyonu, evet gen 2 mutasyonu üretirsen enzim 2 üretilemez. O da bu köprüyü yapamaz. Enzim 2'nin çalışmasını azaltacak bir sebep oluşmuştur. Tamam, doğru. Öncü madde temininde sıkıntı. Öncü madde temin edemezsen onitin üretemezsin. E onitin yoksa da sitrulin üretilemez. Gen 3'ten gen enzim 3 sentezi hızını yavaşlamaz. E gen 3'ten enzim 3 bana ne ya? Enzim 3 üretemezsen arjinin üretemesi bu miktar düşer. Ama bana ne diyor soruda? Sitrulin diyor. Doğal olarak sitrulin düşebilmesi için gen 3'ün bir bağlantısı yok gençler. Evet 8. testinde sonuna geldik genç arkadaşlar. 60 testte TET biyolojiye hızla devam ediyoruz. Kendinize çok çok dikkat edin. Hadi bana eyvallah.